Hocam Ramazan biz bahsetmiştik. Demiştik ki tahta defterlerde çocuklar ilim tahsil ediyorlar demiştik. Onunla ilgili görüntüler geldi bugün. Şimdi o zorluklarda yetişen çocukların halinde bir başka oluyor. Emre abiler rahmetli derdi ki onlara çikolata renkli çocuklar derdi. Onların renklerini öyle tarif ederdi bizlere. Allah Teala gani gani rahmet eylesin. Amin. Şimdi oradan Müştak kardeşimiz görüntüler gönderdi. Onlar da bugün bakın ekranda izleyicilerimiz de görebiliyorlar. Çok güzel iftar sofraları bakın sevgili seyirciler. Ne güzel. Orada doldurmuş olduğu bir ayran. Sofralarını görseniz o sofralarda bir karpuz dilimi, bir muz var. Bir de onların yemiş oldukları tahım var. Onların yöresel bir tahımları. Onun dışında da doymuyorlar. Enteresan bir şeydir hocam. O tahımlarla beraber iftar yapıyorlar. Bizim sofralarımız gibi çok böyle geniş sofraları da yok. Ama yardımlaşmayı anlatmak açısından. İnsanlar özellikle Ramazan-ı Şerif geldiğinde hocam malumunuz insanlar yardımlaşmayı, iftar vermeyi çok seviyorlar. Milletimiz de bu öyle şeylere özen gösteriyor. Neler söyleyebiliriz yardımlaşmayla ilgili? Tabii yardımlaşma Allah-u Teala'nın bizim yardımımıza ihtiyacı yok. Her bakımdan kul olarak biz Allah-u Teala'nın bizlere yardımına muhtacız. Değil mi? Hayatımız, mematımız, ölümümüzde, dirimimizde Cenab-ı Hakk'ın evet ihsanı ve lütfuyla olur. Ama Allah-u Teala biz kullarının birbirimizle yardımlaşmasını emrediyor. Bunu bir vazife olarak bildiriyor. Ve ayrıca İslam'ın 5 şartından zekat bu yardımlaşmanın bir vazgeçilmez şiarıdır. Onun için Allah-u Teala'nın kulları arasında fakr-ı zaruret içinde olan, yardıma muhtaç olan insanlar azdır. İnsanların 1/40'ıdır derler. Yani 1/40 kişi fakirdir, yoksuldur, muhtaçtır, yardım edilmesi. Onun için insanlar zengin olunca mallarının 1/40'ını fakirlere, muhtaçlara muhakkak vermelidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah اَلَّذ۪ينَ يَكْنِذُونَ الزَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ buyuruyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, o paralarını, altınını, gümüşünü ve diğer efendim değeri olan mallarını biriktirip, hazineler yapıp onu Allah yolunda infak etmeyenlere, yani fakr-ı zaruret içinde olanlara vermeyenlere çok acı bir azabı müjdele, haber ver diyor Peygamberimize. Çok acı azabı da diğer ayet-i kerimelerinde devamında kendisi bildirirken diyor ki onların o çok sevdiği, biriktirdiği altınlar, gümüşler kızdırılıp böğürlerine, sırtlarına kızgın bir şekilde yapıştırılacaktır. Efendim vermediği buğdayların, ekinlerin öşürleri, zekatları boyunlarına bir deve yükü gibi asılacak ve mahşer gününde öyle hesaba çekilecektir. Onun için Allah-u Teala mal verip de efendim kendisine ihsanda bulunup, mal, mülk verip de bunu Allah yolunda ve Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde onu kullanmayanlar, sarf etmeyenler ahirette büyük vebal içerisindedirler. Hatta zekat bahsinde yazar ki kitaplarda bir beldede bir kimse açlıktan ölse ve bir kimsenin de 1 liralık yani çok az zekat borcu bulunsa o ölen insanın katili hükmündedir. Ne demek? Yani insanlara yardım etmediği için, açlıkla karşı karşıya kaldığı için